Kepler teleskobu, Samanyolu'ndaki dış gezegenleri aramak için inşa edildi. Bu dış gezegen avcısı yüz binlerce yıldızı gözlemledi ve ömrü boyunca binlerce dış gezegeni keşfetti. NASA'nın keşif programının bir parçası olarak 2009'da fırlatılan Kepler, gezegen sistemlerini bulmak için Samanyolu galaksimizdeki sabit bir noktaya odaklandı ve orayı sürekli tarıyor. Şimdiye kadar uzaya gönderilen en büyük aynaya sahip olan bu canavar, ayrıca 96 megapiksel kameraya sahip. Gökbilimciler çevrelerinde dönen gezegenlerin kaç yıldızlarının olduğunu ve bu güneş sistemi ötesi dış gezegenlerin kaçının yaşamın gelişmesi için uygun koşullara sahip olduğunu bulmakla ilgilendiler. Kepler 530.536 yıldız gözlemledi ve 2662 yeni dış gezegenin varlığını doğruladı. Bu dış gezegenler daha önce güneş sistemimizde gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyordu. Çoğu dünyadan önemli ölçüde daha büyüktür ve yıldızlarına o kadar yakın yörüngelerde dönerler ki birkaç günde bir devrini tamamlarlar. Bu gezegenlerin bazıları o kadar inanılmazdır ki demiri bile eritebilen sıcaklıklara maruz kaldıklarından yıldızlarına bakan yarı küreleri erimiş kaya okyanuslarıyla kaplıdır. Jüpiter büyüklüğündeki bazı gezegenlerse bir değil iki yıldızın yörüngesinde dönerler. Bu gezegenlerin birinin yüzeyinde duruyor olsaydınız ikili bir gün batımını görebilirdiniz. Ancak Kepler'in asıl büyük başarısı, dünya boyutundaki gezegenlerin yaşanabilir bölgelerindeki, yani Goldilocks bölgesi olarak bilinen, yıldızlarından güvenli bir mesafede bulunan gezegenleri bile başarıyla bulabilmesidir. Goldilocks bölgesi, sıcaklığın suyun yoğunlaşması için yeterince sıcak olduğu, ancak tamamen donacak kadar da soğuk olmadığı bir bölgedir. Bu alanda olmak, hayatın varlığını garanti etmese de, suyun varlığı önemlidir ve en azından şu ana kadar bildiğimiz hayatın da temelidir. Yakın bir zaman önce Kepler tarafından astronomlar arasında büyük heyecan yaratan bir dış gezegen keşfedildi. Ona K2-18 bir adını verdiler. Eylül 2019'da iki bilim insanı gezegenin atmosferinde sıvı su belirtileri bulduklarını açıkladı. Dünyadan yaklaşık 124 ışık yılı uzaklıkta bulunan K2-18b, kütle olarak dünyanın yaklaşık 8 katı, hacim olarak da 3 katı büyüklüğündeydi. K2-18 adlı bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde döner. Kırmızı bir cüce yıldız, Samanyolu'ndaki en küçük ama bence en havalı yıldızdır. Ve ayrıca açık ara farkla da evrendeki en yaygın yıldız türüdür. Kepler'in verilerine göre, gökbilimciler kırmızı cüce yıldızların %6'sının Goldilocks bölgesinde, en azından bizimki gibi dünya büyüklüğünde bir gezegene sahip olduğunu tahmin ediyor. Böyle bir gezegenin yüzeyinde su bulmak, potansiyel olarak yaşanabilir yabancı dünyalar arayışında dönüm noktası niteliğinde bir keşiftir. K2-18b aynı zamanda Kepler tarafından yıldızların yaşanabilir bölgelerinde keşfedilen tüm dış gezegenler arasında su bulunan ilk gezegendir. Kepler gezegeni ilk olarak 2015 yılında keşfetti ve o zamandan beri bileşimi Spitzer ve Hubble Uzay Teleskobu gibi diğer teleskoplar tarafından inceleniyor. Kepler esas olarak dış gezegen avcılığı için geçiş yöntemi olarak bilinen tekniği kullanır. Bir gezegen yıldızın önünden geçerken, yıldızdan bize ulaşan ışığın çok hafif bir şekilde azalmasına neden olur. Böylece orada bir gezegen olduğu varsayılır. Ayrıca ışığın azalma seviyesi ve ne kadar sürdüğü, gezegenin boyutu ve yörüngesi hakkında önemli bilgiler verir. Ancak gerçek şu ki, güneş sistemi ötesi bir dış gezegenin bu tür bir geçişini tespit etmek de oldukça zordur. Örneğin dünyanın çapı güneşin çapının yalnızca 1 bölü 109'u kadardır. Dolayısıyla güneş sisteminin dışarıdan bir gözlemcisi için dünyanın geçişi güneşin ışığını yalnızca %0.008 azaltacaktır. Kepler'in kameralarının parlaklıktaki bu küçücük değişikliği bile algılayacak kadar hassas olmasının nedeni de budur. Kepler ilk defa 2014 yılında bu yöntemi kullanarak potansiyel olarak yaşanabilir bir dış gezegen buldu. Adına Kepler-186f dediler. NASA'nın duyurduğu bu keşif, bir anda dünyanın her yerindeki uzay meraklılarının hayal güçlerini ateşledi. Şimdilerde yeni bir çalışma, 500 ışık yılı uzaktaki bir dış gezegenin de mevsimlere ve bizimkine benzer bir iklime sahip olabileceğini göstermiş. Georgia Tech Üniversitesi tarafından yapılan bu araştırmada, bu gezegenlerin dönüşü ve eksenel eğimleri analiz edilerek, eğimlerinin dünyanınki gibi olduğu keşfedilmiş. Bu da Kepler-186f'nin de düzenli mevsimlere ve istikrarlı bir iklime sahip olma olasılığını arttırıyor demektir. Kepler'in devasa veri tabanı üzerinde yapılan bu tür benzer araştırmalar, dünyanın her yerindeki araştırma üniversitelerinde devam ediyor. Hatta son yıllarda algoritmik bir hata nedeniyle
potansiyel dünya büyüklüğündeki bir dış gezegen olarak reddedilen önceki birçok Kepler bulgusu şimdilerde yeniden değerlendiriliyor. Kepler 1649C-2020'nin ortalarında bu eski Kepler verileri taranırken ve Transiting Exoplanet Survey uydusu ya da diğer adıyla TESS'ten gelen yeni verilerle eşleştirilirken keşfedildi. Gökbilimciler bu gezegeni yaşam için çok uygun koşullara sahip olabilecek başka bir dış gezegen olarak doğruladılar. Dünyadan 300 ışık yılı uzakta bulunan Kepler 1649C, boyut ve tahmini sıcaklık bakımından Dünya'ya çok benzer. Bu yeni ortaya çıkan Dünya, kendi gezegenimizden yalnızca 1,06 kat daha büyük. Ayrıca bir kırmızı cüce olan yıldızından aldığı ışık miktarı, Dünya'nın Güneşimizden aldığı ışığın yaklaşık %75'i kadar. Yani gezegenin sıcaklığı da gezegenimizle benzer olabilir. Gerçekten de Kepler 1649C, kırmızı bir cüce yıldızın yaşanabilir bölgesinde yer alan dünya büyüklüğündeki bir gezegen olabilir. Ancak hemen heyecanlanmayın derim. Çünkü Kepler tarafından tanımlanan bu 2662 dış gezegenden sadece 16'sı Goldilocks bölgesi denilen yaşanabilir alan içinde bulunur. Ve bu 16 gezegen içinden de bazıları ana yıldızıyla gelgitsel olarak kilitlenmiştir. Yani gezegenin yalnızca bir yarım küresi yıldıza bakar. Elbette bu da yaşam için ideal değildir. Diğerleri ise Dünya'nın daha büyük bir versiyonundan çok Neptün'ün daha küçük bir versiyonu gibidir. Neptün benzeri gezegenlerin yüzeylerindeki herhangi bir su katmanını adeta gezegensel bir kaya ve demir çekirdeği gibi çevreleyen kalın bir hidrojen örtüsüne sahip olması beklenir. Hidrojen örtüsü çok kalınsa altındaki su katmanının sıcaklığı ve basıncı yaşamı desteklemek için çok fazla olacaktır. Hepsinden öte, kırmızı cüce yıldızlar küçük olmalarına rağmen Güneş benzeri yıldızlardan çok daha fazla aktif olma eğilimindedir. Bu yüzden bu gezegenler Dünya'da alıştığımızdan çok daha yüksek miktarda zararlı ultraviyole radyasyondan maruz kalırlar. Bu yüzey yapısı nedeniyle bu gezegenlerdeki sıcaklıklar -38 ila +46 santigrat derece veya -22 ila +8 santigrat derece arasında değişebilir. Bu da oranın yaklaşık olarak Antarktika'dan daha soğuk veya dünyanın en çetin çöllerinden daha sıcak olabileceği anlamına gelir. Ne yazık ki bu yabancı dünyaların kombinasyonunu ve atmosferlerini nasıl inceleyeceğimizi henüz bilmiyoruz. Henüz tüm bu soruları kapsamlı bir şekilde yanıtlayabilecek teknolojik bilgiye sahip değiliz. Ama umutsuzluğa kapılmayın. Gökbilimciler tüm Kepler gözlemlerinin istatistiksel analizlerine dayanarak Güneş benzeri bu 5 yıldızdan birinin yaşama elverişli bir yüzey sıcaklığında Dünya büyüklüğünde gezegenlere sahip olduğunu tahmin ediyorlar. Galaksimizdeki yıldızların sadece %20'sinin Güneşimiz gibi olduğunu düşünürsek, Dünyamız gibi milyarlarca potansiyel yaşanabilir gezegen var demektir. Düşünün, bu sadece Samanyolumuzda. Kepler, taramalarında yalnızca potansiyel olarak yaşanabilir gezegenler bulmaya odaklanmadı. Aslında keşiflerinin büyük bir kısmı hayata uygun olmayan garip dünyalardı. Çoğunlukla gazlardan oluşan gaz devi gezegenler gibi. Nispeten küçük bir kayalık çekirdeğe sahip hidrojen ve helyumdan oluşan sıcak Jüpiterler olarak bilinen bu gezegenler ana yıldızlarına son derece yakın yörüngelerde dolaşırlar ve Kepler'in verilerinde bunlardan bol miktarda bulunur. İşte böylesine büyüleyici bir gaz devinin örneği COI-5AB. Gökbilimciler ilk olarak COI-5AB'yi 2009'da potansiyel bir gezegen olarak işaretlediler. O zamanlar bu yabancı dünya Kepler tarafından keşfedilen ikinci gezegende. Kepler'in ürettiği muazzam miktarda veri sayesinde gökbilimciler, ana COI-5A yıldızının başka bir yoldaş yıldıza sahip olduğunu fark ettiler. Gerçekten de COI-5 sistemi, o zamanlar araştırmacıların farkına vardıklarından daha karmaşıktı. 2014 yılına gelindiğinde bilim insanları, COI-5 sisteminin aslında 3 yıldız barındırdığını belirlediler. COI-5AB gezegeninin gerçekte var olup olmadığını, hatta 2009 yılındaki alınan önceki sinyallerin, verilerin yoldaş yıldızlarından biri tarafından oluşturulup oluşturulmadığı da hala net değildi. Ancak test uydusundan gelinen ek veriler sayesinde bilim insanları COI-5AB'nin varlığını doğrulayabildiler. Çok yıldızlı bir sistemde, sabit yörüngede bulunan gezegenler oldukça nadir bulgulardır. Bu yüzden COI-5AB keşfinin gezegen oluşumu anlayışına çok şey katması bekleniyor. Kepler tarafından tanımlanan diğer dış gezegen türleri arasında süper dünyalar bulunur. Dünyadan çok daha büyük, ancak Neptün ve Uranüs gibi buz devlerinden daha hafifler. Gaz, kaya veya her ikisinin bileşiminden oluşabilirler.
Lav gezegenleri dünyadan daha büyük, süper yoğun olan gezegenlerdir. Ana yıldızların etrafında sıcak yörüngelerde bulunurlar. Muhtemelen kalan çekirdekleri sıcak Jüpiterleri tarafından buharlaşmış. Ve nihayet donmuş gezegenler. Garip yerlerde ve bazen de daha büyük gezegenlerin yoldaşı olarak dolanır dururlar. Ancak henüz hiçbiri kesin olarak tanımlanamadı. Kepler nihayet 30 Ekim 2018'de yakıtı bittiği için emekli oldu. Teleskop bir sonraki ay Gerokontrol'den gönderilen bir elveda komutuyla devre dışı bırakıldı. Tesadüfen Kepler'in emekliliği Johann Kepler'in ölümünün 338. yıl dönümünde gerçekleşti. Astronomlar Kepler'in bu sayısız keşif ve bulgusunu daha derinlemesine anlamak için yerdeki ve uzaydaki yeni, daha gelişmiş teleskopları kullanacakları yakın bir gelecek öngörüyorlar. İşte böyle bir teleskobun bu yıl 2021'de uzaya çıkarılması planlanıyor. James Webb teleskobu Kepler'in odaklandığı nesnelere çok daha yakından bakacak ve umarız bizi sorularımızın yanıtlarına daha da yaklaştıracak. Evrende yalnız mıyız? Sizce gökbilimciler Kepler'in verilerinde gömülü daha birçok garip dünya bulacaklar mı? Aşağıda yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın, tartışalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, her zamanki gibi sağlıkla kalın. Keep driving till I stop.